46. soru. Türkiye özel konumu aynı kalmak şartıyla Güney Yarımkürede yer alsaydı aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak mümkün olmazdı? A. En kısa gündüzü 21 Haziranda yaşardı. B. Akdeniz'in su sıcaklığı Karadeniz'den az olurdu. C. Kuzey ile Güney arasındaki uzaklık 666 kilometre olurdu. D doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı artardı. Arkadaşlar E Karadeniz bölgesinde gece gündüz arasındaki fark azalırdı. Arkadaşlar burada özel konum aynı kalmak şartıyla diyor. Enlem aralığı belirtilmemiş. Bu nedenle doğru cevabımız Denizli olacak. E, yerel saat farkı artar ya da azalır gibi bir durum söz konusu olacak diyoruz arkadaşlar. Evet 47. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli özel konumunun sonucudur? A. Ilıman orta kuşakta yer alması B. Kıyılarda yıllık ortalama sıcaklığın iç bölgelerden fazla olması C. Sıcaklığın güneyden kuzeye doğru azalması D. Tarımsal hasadın güneyde daha erken yapılması E. ...kuzey bölgelerde tarım sınırının daha düşük olması. Burada doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Çünkü kıyılarda yıllık ortalama sıcaklığın iç bölgelerden fazla olmasının nedeni... ...denizellik ve karasallık özelliği ile alakalıdır. Kıyılarda denizellik etkili olmuştur. 48. soru. Güneş ışınlarının Hatay'a en küçük açıyla geldiği tarihte... Aşağıda şehirlerin hangisine gece süresi daha uzun olur? Türkiye'ye veya Hatay'a en küçük açıyla geldiği tarih 21 Aralık tarihidir arkadaşlar. Evet. Şehirlerin hangisine gece süresi daha uzun olur? O zaman 21 Aralık tarihinde kuzeye doğru gece süresi uzar. Neyi bulacağız? Daha kuzeyde olan ilde gece süresi daha uzun olacak. Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan il Sinop olduğu için Sinop ilinde yani A seçeneğinde A. Sinop, B. Kayseri, C. Tokat, D. Çanakkale, E. Hatay. A seçeneğinde Sinop'ta gece süresi 21 Aralık tarihinde daha uzun olacaktır. Arkadaşlar. 49. soru. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye'de gölge boyu diğer tarihlere göre daha kısadır? Arkadaşlar gölge boyu ile güneş ışınlarının geliş açısı arasında alaka ya da ilgi vardır. Güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. Türkiye'ye güneş ışınları en büyük açıyla 21 Haziran tarihinde gelir. Bu nedenle en kısa gölge 21 Haziran'dır. Şimdi tarihlere bakalım. A-21 Mart B-23 Eylül C-1 Ocak D-30 Ağustos E-1 Haziran Burada 21 Haziran'a en yakın tarih 1 Haziran olduğu için 1 Haziran'da gölge boyu en kısa olur. Yani doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 50. soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin Türkiye'nin göreceli konumuyla ilgili olduğu söylenemez? A. Halihazır tipinin görülmemesi. B. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin bir arada görülmesi. C. Erzurum'da sıcaklığın Ankara'dan düşük olması. D. Fiyortlu kıyı tipinin görülmemesi. E. Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında olması. Arkadaşlar A seçeneği Haliçli tıp, e, kıyı tipinin görülmesi, Türkiye'nin görülmemesi, Türkiye'nin okyanuslarda toprağının olmadığını gösteriyor. Yani göreceli konumla alakalı bir durum. Aynı anda farklı iklim özellikleri görülmesi, yer şekillerinin çeşitli olmasıyla alakalı yani göreceli konumla alakalı. Erzurum'da sıcaklığın Ankara'dan düşük olması yükselti ile alakalı bir durum. Yine göreceli konumla. Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında olması göreceli konumla alakalı. Fiyort tipi kıyının görülmemesinin nedeni ise özel konumla değil matematik konumla alakalı bir durumdur. Çünkü fiyort tipi kıyı kutuplara yakın yerlerde görülmektedir. Kutup kuşağında görülmektedir. Bu matematik konumla alakalı bir durumdur. Doğru cevabımız Enizde seçeneği olacak